Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf akademi serisinde daire dağlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve çember ve daire konusunun son videosunu bırakıyoruz buraya. Yani konu bitiyor. Çember ve daireyi bitiriyoruz. Peki bu son videoda ne yapacağız? Daire halkası ve birkaç özelliğinden bahsedeceğiz ve dairede benzerlikten bahsedeceğiz. Özellikle dairede benzerlik genelde bak bilinmiyor ve çok karıştırılıyor. Oraya orada söyleyeceğim şeylere çok ama çok dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Evet gençler hadi bakalım dersimize başlayalım. Daire halkası aynı merkezde iki çemberin arasında kalan bölgeye daire halkası denir. Daire halkasının alanda bulmak da çok kolaydır. Büyüğün yarıçapından bütünsel düşüneceğiz. Büyüğün alanından küçüğün alanı çıkartacağız. O da nedir? Pi R2'nin karesi eksi pi R1'in karesi yapıyor. Pi parantezin alınca ne geliyor? R2'nin karesi eksi R1'in karesi şeklinde buluyoruz. Formül olarak ezberleme. Bütünsel düşün. Halkanın alanında bul. Evet Şuraya bakalım. Neler verilmiş şimdi bize? Halka alan isteniyor ama yarıçap falan verilmemiş. Bu sefer AD verilmiş ve BC verilmiş taralı alan kaç santimetredir diye soruluyor. Evet şurası kaç verilmiş? 8 verilmiş ve burayı da 2 vermiş. Merkez var kiriş var. Ne yapalım? Çek dik yapalım. Bu kiriş 2 ya. Bu kirişi keş parçaya bölecek. Yani 1 1 diye böler. Hatta büyüğünle merkez olduğu için büyükte de, de kirişi keş parçaya bölecek. 8'i keş parçaya bölecek. 4 4 diye böler. hatta bunlar 3 3 yapar. Peki ben şimdi büyüğün alanından küçüğün alan çıkartacağım. Ne lazım bana? Yarıçap lazım. Hadi bakalım yarıçapı bulalım. Yarıçapları kullanalım. En etkili silahımız yarıçap değil miydi? Evet. Şuradan bir yarıçap çizecek olursak buna küçük R diyelim. Büyüğün yarıçapını da çizelim hocam. Büyüğün yarıçapını da istersen buradan çiz, istersen buradan çiz. Hiç fark etmez. Buradan çizelim. E ee, ben yarıçapları yani ne, neye ulaşacağım? Pi r kare eksi pi r kareye ulaşacağım. Yani pi parantezinde r kare eksi r kareye ulaşacağım. Bunu bulmaya çalışacağım ben şimdi. Dur bakalım. Burada bir işlem yapalım. Burada bir pisagor var mı? Var. Burada da bir pisagor var mı? Var. İkili pisagordan şuraya bir haş diyecek olursam. Buradan bir denklem geliyor. Buradan da bir denklem geliyor. İki denklemi rahat bir şekilde çözebilirim. Ama tavsiyede bulunayım sana. Dik üçgen önemli bir konu ya dik üçgende ikili dik üçgen varsa ortak olan kenarda varsa ortak olan kenarı yalnız bırakın. H kare neye eşit? Hocam şuradaki o H kare neye eşit? R kare eksi 4'ün karesine eşit. Bu dik kenar olduğu için. Büyük R kare eksi 4'ün karesine eşit. Aynı zamanda şuradaki H kare neye eşit sağdakinde? R kare eksi 1'in karesine eşit. Her ikisi de H kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir. Küçük R kareyi buraya eksi 4'ün karesinde buraya atalım. Yani R kare eksi R kare neye eşit oldu? Eksi 1 artı 16'ya eşit oldu. Yani 15 eşit oldu. Bizden alan isteniyor. Alan neydi kardeşim? Pi parantezinde r kare eksi r kare değil miydi? R kare eksi r kare ile biz 15 bulmadık mı? Evet 15 bulduk. E dolayısıyla alan neye eşit oldu? 15 pi'ye eşit oldu mu? Oldu. Yani işlemini yap. Yine sonuca ulaşırsın. Sen burada sadece ve sadece formül ezberleseydin yapabilir miydin? Hani buradaki kiriş dikmeleri çizmeden yapamazdın. Burada sıkıntı yaşardın. O yüzden eski bilgilerin önemli ve şurayı kullanmak aşırı derecede önemli. Gördüğünüz üzere sadece formülle olmuyor. Sadece formülü bilseydin bu soruyu yapamazdın kardeşim. Neyse geldik diğer soruya. Özellik. Teğet olduğunda da direkt taral alan pi ab'nin yarısının karesiymiş. Nereden geliyor? Ya şuraya bir x diyecek olursam burası da x'tir. Niye? Merkez teğet çektik burası. Büyük çember dedi. Kiriş olduğu için iki eş parçaya böler. O yüzden bunlar birbirine eşit oldu. Yani pi a b'nin yarısı bölü ki Yani bu aynı zamanda neye eşit oldu? Pi x kareye eşit oldu. Gerçekten de böyle mi? Bakalım. Şimdi kardeşim bu küçük yarıçap mı? Evet. Bu da büyüğün yarıçap mı? Evet. Ben neyi bulmaya çalışacağım? Pi r kare eksi pi r kareyi bulmaya çalışacağım. Yani pi parantezinde r kare eksi r kareyi bulmaya çalışacağım. Arkadaş şuraya bakacak olursan Pisagor bağıntısından r kare eksi r kare neye eşit? Ya da ee, buradan x kare neye eşit? R kare eksi r kare eşit. E, dolayısıyla r kare eksi r kare yerine x kare yazarsan pi x kare eşit olduğu alan evet. Gerçekten de taral alan pi yarısının karesine eşitmiş. Ama bu formülü çıkarımını bilin. Çünkü karıştırılıyor. Ben pi x kare dedim ama x'i tamamı alanlarınız oluyor. Orada da şu sıkıntılar yaşanabiliyor Yani yanlış yapmalarda yaşanabiliyor O yüzden bence ispat yöntemini bilmenizde fayda var. Tamam. Bununla ilgili soru sormaya gerek var mı? Rahat bir şekilde yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Sonrasında yine bir özelliğe geçmişiz. Ee, yine bir özellik de şu. Sorusu da varmış bu arada. Özelliğimiz de şu. Arkadaş biz biraz önce. Öncelikle şuna bakalım. O merkezli iki çember veriliyor. Ha benzerlik. Arkadaşlar bakın. Benzerlik şunun şunun oranı. Temel orantı benzerliğini hatırlayın. Şunlar paralel olunca bunun bunu oranı, bunun bunun oranı, şunun da şunu oranına eşit değil miydi? Evet. E burada da aynı şey. Bu şekilde iç içe çemberler verildiğinde şunun tamamının oranı OD bölü OA, OC bölü OB'ye eşittir. Hatta bu da şu yaylar oranına bile eşittir temel orantıdan dolayı. Tamam mı? Burada da aynı zamanda alanla ilgili bir iş yapacaksak benzerlik alan ilişkisi de şu bölü şu değil mi? Evet. OD bölü bak dikkat et. OD bölü OA. Benzerlik oranı bu. OD bolu OA. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Yani S1 bölü S2 değil. S1 artı S2'ye eşittir. Bunu şurada açıklayayım. Şurayı sileyim. Şöyle bir daire dilimi geldiği zaman. Bakın. Şurada açıklamasını yaptım. Soru olarak açıklamasını yapayım. Şurada yapayım hatta. Şöyle bir dilim çizeyim. Aynı merkezli dilimlerde bunu yapabiliriz. Benzerliği yapabiliriz. Mesela burası 2 burası 1. Hocam 2 bölü 3 benzerlik oranı. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9. Burası 4A iken tamamı 9A olacak. Buraya da 5A kaldı diyebiliriz. Evet burada da bundan bahsetmiş arkadaşlar. Burada da bunu kısaca örnekle gösterdim size. Sonra bir de şu S2 alanını bulmanın bir şey var arkadaşlar. Şuradaki alanı bulmanın bir yöntemi var. Şu yay uzunlukları varken. Öncelikli olarak ben size şunu hatırlatayım. Kardeşim şuradaki yayın uzunluğu belliyken Burası da R bu alan x çarpı R bölü 2 değil miydi? Evet. Bu alan x çarpı R bölü 2'di. E bu da şuraya A buraya C diyecek olursam buraya da x diyecek olursam. Yamuğa benzemiyor mu? Hani bu üçgene benzetmiştik. X çarpı R bölü 2 üçgenin alanı gibi. Bu da yamuğa benzemiyor mu? Oradan aklınızda kalabilir. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani A artı C çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde şuradaki alanı da bu şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. ÖSYM direkt formülünü sormuştu. Bu alan aşağıdakilerden hangisidir diye sormuştu. A dedi, C dedi, X dedi. yamuğa benziyor, yamuktan. Diğer türlü ispatını şöyle de yapabilirsiniz. Hocam büyüğün alanından küçüğün alanını çıkartayım deyip yapabilirsiniz. Buyurun siz yapın bakalım. Ama yamuğa da benziyor. Bence kolayca akılda kalır. Şimdi örneğe bakalım. Şekilde O merkezi iki çember verilmiştir. İçteki çemberin iki teğeti PT ve PC olup Evet PT ve PC. Bunlar birbirine eşit değil midir? Eşittir. Ve burada PA'yı 6 vermiş. Bizden ne isteniyor? PT isteniyor. Tamam ben P şuradaki uzunluğu bulursam buradaki PT uzunluğunu da bulmuş olurum. E arkadaş burada ne yapalım? Merkez var, teğet var. Çek, dik yapsam. İki eş parçaya böldü mü? Böldü. Bu arada formülü bilen arkadaşlar. Hocam şu teğet olduğunda burası x x oluyor. P x kare eşittir 16 pi deyip pi'ler gitti. X'i de buradan 4 buluruz. X buradan 4 ise burası 10 ise burası da 10 deyip cevabı 10 diye ulaşabilir. Farz edelim unuttunuz. Tamam formülle bu şekilde yapabilirsiniz. Hadi unuttuk. Unuttuk diyelim şunu. Şu şekilde ispat yöntemiyle yapıyoruz. Merkezde çektik. Tamam. İki eş parçaya böldü mü? Böldü. E ben buraya x dersem burası da x olsun. p da 6 vermiş. Ben buradaki halkanın alanını bulmaya çalışacağım. Yani büyüğün yarıçapı lazım. Küçüğün yarıçapı lazım. Burası r. Yani ben pi r kare eksi pi r karenin ne olduğunu biliyorum. 16 pi olduğunu biliyorum. Buradan pi parantezini alınca r kare eksi r karenin eşittir 16 olduğunu biliyorum. Bu bilgi dursun bir yerde. E ne yapacağım şimdi? Büyük R'yi de kullanacağım. Hop en güzel çizim yarı çizersem. Pisagor bağıntısı R kare eşittir R kare artı X kareden dolayı. R kare eksi R kare eşittir X kare mi oldu? Evet. A R kare eksi R kare X kare eşit. Burada X kare eşittir o zaman. R kare eksi R kare yerine X kare yazarsam 16 oldu. Ve X'i de böylelikle ne buluruz? 4 olarak buluruz. Evet X 4 çıktı. E buradaki uzunluk 10 sa buradaki uzunlukta 10 mu çıktı? Evet PT uzunluğunu böylelikle kaç bulduk arkadaşım? 10 olarak buldum. İstersen formülle yap, istersen formülsüz yap. Niye böyle formülsüz gidiyoruz hep? Ya şurayı kullanmayı öğrenin diye gidiyoruz. Yoksa ben şunu yaparım. Her soru tipine ait. Aha bu soruyu gördük ya buna ait bir formül veririm. Şuna ait bir formül veririm. Şuna ait bir formül veririm. O şekilde de gidebiliriz aslında ama bence gerek yok. Bazen şurayı da kullanmayı da bilirim. Evet. Şimdi taralı alan ABCD cinsinden değeri istenmiş. AB yayını ne vermiş? A vermiş. Sonra C, CD yayını ne vermiş? B vermiş. Sonra OA'yı kaç vermiş? OA'yı şurayı C vermiş. OD'yi de D vermiş. O zaman burası ne oldu? C eksi D mi oldu? Evet. Yavuğun alanı gibi alt taban artı üst taban alt taban artı üst taban çarp yükseklik Yükseklik de C eksi D bölü 2 bize direkt alanı verir. Cevap budur kardeşim. Örnek 37 bu çıktı. Geldik örnek 38'e. Şekilde o merkezi iki çember verilmiştir. Yaylar oranı 1 bölü 3 verilmiş. Yani şurası k iken burası ne verilmiş? 3k verilmiş. Ve 30 derecede verilmiş. Gençler bu soruyu iki farklı şekilde çözeceğim şimdi. Dikkatli dizine. Öncelikli olarak 1 bölü 3 oran var. Evet temel orantı 1 bölü 3 olacak. Yani burası r iken büyük çemberin yarıçapı ne oldu? 3r oldu mu? Oldu. Şimdi benden S1 bölü S2 isteniyor. Arkadaş S1 neye eşit? Şurada yapayım. S1 neye eşit? Şurası yarıçap belli. Burası da belli. Pi R kare 30 bölü 360 eşit. Dur. Şimdi S2'yi bulmaya çalışalım. S2'yi bulurken de şuradaki halkanın alanından şuradaki halkanın alanını çıkartacağız mı? Çıkartacağız. Evet. Halkanın alanı ve kaç derece burası? 330 derece değil mi? Evet. Pi R. burası büyüğün yarıçapı 3R. 3R'nin karesi 9R kare. 330 bölü 360 dağın neyi çıkartacağım? Şurayı çıkartacağım arkadaşlar şurayı. Pi r kare 330 bölü 360'ı çıkartacağız. Arkadaşım pi bölü bu S2 alanına eşitti. O zaman bu da pi çarpı 330 bölü 360 parantezine alınca ne kalıyor? 9 r kare eksi r kare kalıyor. E o zaman bu da ne yapıyor? S2 alanı pi 330 bölü 360 çarpı 8 r kare yaptı. Tamam. Şimdi S1 bölü 2 isteniyor. S1 bölü 2 ne yapacaktır buradan? S1 bulduk. Nedir? Pi R kare 30 bölü 360 bölü Pi 330 bölü 360 330 bölü 360 çarpı 8 R kare yaptı burası. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bölü 360'lar gitti. Pi'ler gitti. R kareler gitti. Sonra e, burası yukarısı 30 yaptı. Aşağısı 330 çarpı 8 yaptı. Şu sıfırlar sadeleşti. Bununla bu sadeleşti. 11 kaldı. Bu da 88 yaptı. Yani cevap 1 bölü 88 diye bulduk arkadaşım. Şimdi gelelim bunun kısa yollu çözümüne. Kısa yollu derken farklı bir çözümüne. Burada bir boşluk vardı. Şuraya bir şöyle bir kopyala yapıştır yapayım bakayım şunu. Şunu şöyle yapıştırdım. Burada da kısa yollu çözümünü yapayım. Burası ne bulmuştuk arkadaşlar? Hani K hani benzerlik oranı 1 bölü 3'tü. 3K yani burası da 2K oldu. Ya da R'ye 3R olacak. Dur. Yanlış oldu. Pardon. Şurası R iken tamamı 3R olacak değil mi arkadaşım? R iken 3R. Tamam. Şimdi burada benzerlik alan ilişkisi yapabiliriz. 1 bölü 3'ün karesi nedir? 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. Yani burada kalan A iken tamamı 9A olacak. Buraya ne kaldı? 8A kaldı. Yani 1'e 8 oran var. Bir de şunu söyleyeyim ben sana. Bir çemberde şöyle bir şey varsa burası alfa burası 3 alfa eğer. Bunun alanı nedir? Pi r kare alfa bölü 360. Diğerinin alanı nedir? Pi r kare 3 alfa bölü 360. Bak pi r kareler bölü 360'lar gitti. Açılar oranı mı kaldı? Evet. Aynı dairede açılar oranı dilimler oranına eşittir. E o zaman burası 30. Bak şimdi dikkat. Burası 30. 30'daki a ise burası da 330 değil mi? Evet. Burası da 330. 30'daki a ise 30 bölü 330 nedir? Açılar oranı 30 bölü 330 yaptı. O da 1 bölü 11 yaptı. Hocam A ise tam şurası o zaman e, 11 A yapacak burası. Ve buradaki kat neydi? Aynı şey şöyle de yapabilirsin. Hocam burası 9 A ise o zaman buradaki tamamı e, 1 bölü 11 ya 99 A olur diyebilirsin. Ya da hocam 1'e 8 oran var. 1'e 8 oran var. Buraya da 88 A kaldı diyebilirsin. Çünkü benzerlik oranı 1 bölü 3 ya. Alanlar oranı da bak 1'e 8 çıktı burada. Yani 1'e 1 bölü 9 da 1 bölü tamamı 9 olacak. Tamam ise buraya da 88 kaldı diyebiliriz. Ya da 1'e 8. Hocam burada da 1'e 8. 11A ise 88A oldu diyebiliriz. Bak S1 çıktı mı çıktı? S1 bölü S2 böylelikle ne gelmiş oldu dostum? A bölü 88A yapar. Cevapta ne yapar? 1 bölü 88 yapar. Evet 1 bölü 88'i bu şekilde de yapabiliriz. En azından burada bir şey daha öğretmiş oldum. Açılar oranı alanlar oranına eşittir dostum. Tamam? Evet gençler Böylelikle şurayı 1 bölü 88'i iki şekilde bulduk ve geldik özelliğe. Şimdi gençler. Güzel bir özellik. Güzel bir özellik. Dairede benzerlik. Şimdi öncelikle şuraya da bakıyorum da eksik bir şey var mı diye. Eksik bir şey varsa tamam diyoruz ya. Ben dairede benzerliği gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. E, dairede benzerlik çok hoş, hoşuma gidiyor. Şimdi dairede benzerlik biraz önce yaptık. Şurada yaptık. Onda bir sıkıntı yok. Bir de birbirine teğet olan çemberlerde bir dairede benzerlik yapabiliriz. Yalnız dairede benzerlikte şöyle bir şey yok. Hocam şurası şöyle bir şey. Atıyorum şurası 2 burası üçgen. A 2 bölü 3 oran var. Alanlar oranı 4 bölü 9. Burada kalan 4 A burada kalan 9 diyemeyiz. Dairede benzerlikteki bu alan dağıtımını ne zaman yapabiliriz biliyor musunuz? Şuradaki açılar birbirine eşit olduğunda yapabiliriz. 2 e, kirişi burası da 3 kirişi açılar birbirinden farklı. Burası yay olarak daha büyük değil mi? O yüzden benzerlik yapacaksak açıların eşit olduğunda yapabiliriz bu şekilde. E hocam biraz öncekinde nasıl yaptık? Biraz öncekinde açılar eşit miydi? Evet eşitti. Bak şurası alfa iken buradaki yay da alfa. Buradaki yayın da ölçüsü alfa merkez açıdan. O yüzden bu 2'ye 1 varken 2 bölü 3 karesi 4 bölü 9 Burası 4A iken buraya 5A dedik arkadaşım. Yani dairede benzerlik yaparken açıların eşit olmasına bakacaksın. Açılar da eşit ne zaman oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Birbirine teğet çemberlerde. Niye? Şu ortak teğet çizecek olursak şuraya alfa dersek burası da alfa mıdır ters açıdan? Evet. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Evet bir küçük çember bir büyük çember. Yaylar ölçüleri eşit. O zaman bu parçalarda ben alan şeyi paylaştırması yapabilirim. Benzerlik olarak. Unutma bu dediğimi. Ha buradaki benzerlik oranı nedir? Ya yarı çapları oranıdır benzerlik oranı ya da şuradaki kirişler oranıdır. Atıyorum atıyorum yarı çapımız 2'ye 3 ise 2 bölü 3'ün karesinin tam tersi 2'ye 3 ise o zaman burada benzerlik oranı 3 bölü 2 karesi 4 9 bölü 4 yapar. Hocam burası 9A ise burası 4A ayrı ayrı olduğu için parçalar bu şekilde paylaştırabiliriz. Ya da tam tersi 2'ye 3 bölü değilken, hocam bu kiriş 3 bu kiriş 2 iken de yine aynı şeyi söyleyebilirim. Benzerlik oranı 3 bölü 2 hocam. E, ee, alanlar oranı da 9 bölü 4 olur hocam deyip burada alanları bu şekilde paylaştırabiliriz. Yani birbirine teğet çemberlerde benzerlikten bahsedebiliriz. Çünkü yayların ölçüleri aynı olduğundan dolayı. Tekrar söylüyorum. Benzerliği uygularken yaylar ölçülerinin eşitliğini de kullanaraktan yapmaya çalış lütfen. Tamam mı? Evet geldik şuraya. Bak burada da yine aynı şekilde. Ben bunda da yine bir benzerlik yapabilirim. Birbirine teğet çemberler. Niye? Ortak teğeti çizecek olursam. Hocam şuraya alfa dersem. Alfa ise teğet kiriş açıdan 2 alfa. Teğet kiriş açıdan büyüklüğü de, de 2 alfa. Bak bu yayda 2 alfa bu yayda 2 alfa. Demek ki ben bu parçayla bu parçada benzerlik alan ilişkisi yapabilirim. Atıyorum burası 2. Burası da atıyorum 3 olsun. Benzerlik oranı 2 bölü 3 mü? Değil. Dikkat et. Kiriş 2. Kiriş 5. Benzerlik oranı 2 bölü 5 karesi 4 bölü 25. O zaman burası 4A iken burası 25A değil. Dikkat tamamı 25A olacak. Buraya da 21A kaldı diyebilirsin. İşin özü mantığı bu. Tamam. Şimdi gelelim örneğe. Dairede benzerlik gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ve çok kullanıyorum. Siz de lütfen kullanın. Varsa eğer böyle bir şey. Şimdi bize şekilde yarı çaplar oranı 3 olan iki çember verilmiş. ATB yayı şuradaki yay 3 alfa 6 alfa verilmişse BPC bu yay nedir diye soruluyor. Arkadaşım birbirine teğet çemberlerde bu yayların benzerliğinden de bahsedebiliriz. Yarı oranı 3 bölü 1 ya 3 bölü 1 eşittir. Şu büyüğü ya bu yaylar oranıdır. Alanlar oranı derken karesi şeklinde gideceğiz. Yani 6 alfa bölü x yayı diyeceğiz. E buradan da x'i ne buluruz arkadaşım? 2 alfa mı buluruz? Evet 2 alfa. İspatı nereden geliyordu? Ortak teğet çizdin. Ortak teğet çizince burası alfa iken burası da alfa. Burası 2 alfa yapıyor. Burası da 2 alfa. Yayların ölçüleri eşit olduğu için bu yaylar benzerdir diyebiliriz. Çünkü bütün çemberler birbirine benzer. Bu ve bu. Hocam 360'lık ve 360'lık gördün mü? O yüzden yaylar ölçüleri eşitken e, bu belli bir katı. Aynı şeyi yaylarda da söyleyebiliriz. Yaylar ölçüleri eşitken bu yorumu yapabiliyoruz. Bunu da unutma. Geldik buraya. S1 bölü S3. S2 1 bölü 3 verilmiş. Yani burası A iken burası A iken burası kaç A verilmiş? 3 A verilmiş. Şurası da 3A verilmiş. Tamam. E arkadaşlar benzerlik oranı. işte şu. Benzerlik oranı. Bizden APB ve ATC yayının oranları isteniyor. Alanlar oranına bakalım mı? Alanlar oranı ne? A bölü 3A değil. Dikkat. Alanlar oranı A bölü bu kirişteki alan ve bu kir kirişteki alan 4A. Benzerlik alanlar oranı 1 bölü 4. E benzerlik alan ilişkisi neydi? Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitti. Alanlar oranının karekökü de benzerlik oranına eşit olacak. Yani 1 bölü 2 benzerlik oranıdır. O zaman kirişler oranı 1 bölü 2. Burası A iken büyük kiriş 2A olacak. Yani burası da A olacak. Ya da burası yayların ölçüleri. APB yayının ölçüsü. Yay uzunlukları. Bak ölçü değil. Şu yayların ölçüleri birbirine eşit normalde. Bu yay uzunlukları isteniliyor. E, bu yaylar benzer ya. Benzerlik oranı da şu uzunluk oranı da benzerlik oranı da eşit olacaktır. Yani yaylar oranı da eşit olacaktır. E o zaman APB'ye ben X dersem burası da ne olacaktır? Benzerlik oranı 1'e 2 olduğundan burası X yani burası 2X olacaktır. O zaman benzerlik oranımız 1 bölü 2 olacaktır. Evet gençler. Örnek 40'ı da bu şekilde bulduk. Şu özelliğe geçmeden şu özelliğe geçmeden benzerlikle ilgili bir soru daha paylaşmak istiyorum sizinle birlikte. Tam olarak buraya çizerek. Hemen bir soru getirdim buraya. Evet şöyle bir soru. Normalde siz bu soruyu çok uzun yoldan yaparsınız. Ne dersiniz? Hocam şuraya AA diyeyim şuraya BB diyeyim e o zaman burası da Pisagor bağıntısından bulunur ve 2'ye bölersiniz burası da çıkar. Bunun alanını yazarsınız PA kare bölü 2 bunun alanını yazarsınız PB kare bölü 2 sonra da bunun alanını da yazdınız ya A ve B cinsinden burayı. Hani 4A kare artı 4B kare kare içinde burayı da yazdıktan sonra buradaki alanı da bulursunuz arkadaşım işlemle ama... Arkadaşlar bütün daireler benzerdir. Hatta bütün yarım daireler de benzerdir. E burada da karşımda hep aynı yarım daire çıktı mı çıktı. O zaman ben burada yarım dairelerde benzerliği kullanabilirim. E o zaman yarım dairelerde benzerliği kullanayım. O zaman bu daire bu daire benzerdir. Benzerlik oranı verilmemiş alanlar oranı verilmiş. Alanlar oranı ne? 6 bölü 12. E 6 bölü 12 yani bu 1 bölü 2. Bu alanlar oranı 1 bölü 2. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit ya. Alanlar oranının kare kükü de benzerlik oranına eşit olacak. Yani benzerlik oranı 1 bölü kök 2 mi geldi? Evet. E o zaman bunun yarıçapı 1 ya da a diyebiliriz. Fark etmez. Bunun yarıçapı a iken bunun yarıçapı kök 2 a olur mu arkadaşım? Olur. Evet buraya a dersem burası ne oldu? Kök 2 a oldu diyebiliriz. E burası kök 2 a olduysa eğer Pisagor bağıntısından burası 2 a dikkat şöyle bir dik üçgen çıktı. 2 a 2 kök 2a karesi 4 karesi 8 karesi de 12 yaptı. Burası da kök 12a yapacak. Yani 2 kök 3a yapacak burası. E hocam burası 2 kök 3a ise o zaman bunlar da kök 3a kök 3a oldu. a şimdi şuradaki ikisindeki şununla şundaki benzerliğe bakabilirim ben. Benzerlik oranı ne? A bölü kök 3a. Benzerlik oranı bu. Benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşit değil mi? Evet. Bunun alanı 6 bölü bunun alanı S derim. Ve soruyu çok daha kaliteli bir şekilde çözümle çok daha kolay bir yöntemle bulmuş oluruz. Bütün yarım daireler böyle hep soruda yarım daireler varsa alanda varsa bu şekilde benzerlik ilişkisi de, ilişkisi de yapabilirsiniz. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet şöyle şöyle gitti. 1 bölü köküçün karesi 1 bölü 3 eşittir 6 bölü S'den. S'i de kaç buluruz? 18 olarak buluruz. Evet Konuyu anlatırken eksik hiçbir şey kalmasın diyorum ya. Eksik olan sorular da böyle sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu da benim konu anlatımından yani Kenan Kara ile TYT AYT geometri konu anlatımından bir soruydu. Böyle konu anlatımında şeylerden bahsediyoruz, ince noktalardan bahsediyoruz. Ve geldik şuraya. Bir özellik arkadaşlar. Özellik ne diyor? Şekilde verilen şu çaplı, bu çaplı ve bu çaplı çemberler verildiğinde S1 artı S2 şu alanlar toplamı S3'e eşittir. Yani dik üçgenin alanına eşittir diyor. Hocam nereden geliyor bu? Bak şu çaplı bir şey var ya şuraya A buraya A diyeyim. ispatını yapayım. Şuraya B buraya B diyeyim. E o zaman hocam burası da ne olacak? Şimdi burada benzerlik alan ilişkisi hep yarım daireler var. Burada işin içine benzerlik alan ilişkisi girebilir mi? Yarıçapları bilmediğim için benzerlik alan ilişkisi maalesef girmiyor. O yüzden daha farklı bir şekilde yapacağım. Burası da normalde kare küçüğünde 2A'nın karesi artı bak 4A kare artı 4B kare. Hatta bu ne oluyor? 4 dışarı çıkınca 2 kök A kare artı B kare yapıyor. O zaman 2 kök A kare artı B kare ise bunun tamamı. Burası da A kare artı B kareye. Kök içinde kök içinde A kare artı B kare mi oldu? Evet. Bunun yarıçapı da bu oldu. E şimdi alanları paylaştıralım. Şuraya A alan diyelim. Buraya da B alan diyelim. Ben neyi biliyorum? S1 artı A'yı bulabilirim. Yazayım. S1 artı A alanı neye eşit? Pi A kare bölü 2 eşit. Sonra S2 artı B'yi yazabilirim. S2 artı B alanı neye eşit? S2 artı B alanı da şuna eşit. Pi B kare bölü 2 eşit. Ben S3 artı A artı B'yi de bulabilirim. S3 artı A artı B alanı şu yarım dairenin alanına eşit. Pi şunun karesi. A kare artı B kare mi oluyor? Kare, karesini aldığım zaman. Evet. Ve burada işlemler yapacağız. Arkadaşlar dikkat edin. Ne yapabiliriz burada? Taraf, taraf A artı B var ya burada. Bunu taraf tarafa toplarsam. Şöyle taraf tarafa toplarsam. S1 artı S2 artı A artı B alanı ne yapıyor? Pi A kare bölü 2 artı Pi B kare bölü 2 yapıyor. Hocam burada da A artı B var. E tamam. A artı B yerine bir şeyler yazalım. Eğer A artı B'yi yalnız bıraksak burada. Bak yalnız bırakıyorum. Şu S3'ü yazdım. Burada yazmaya devam ediyorum. A artı B'yi burada yalnız bıraksak şunu karşı tarafa açacağım. E, o zaman Pi A kare bölü 2 artı Pi B kare bölü 2 eksi S1 eksi S2 oldu. Bu da Pi A kare artı B kare eşit oldu. Evet ama dur dikkat. Bu da pi r kare bölü 2'ye eşit olacaktı. Aslında bu da bölü 2 olacaktı. Bu da bölü 2 oldu. E hocam pi a kare bölü 2 artı pi b kare bölü 2'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. E buradan da ne eşit oldu arkadaşlar? Şurası s3 artı olacaktı. E, Eşittir yazmışım yanlışlıkla. Buradan bunlar birbirini götürdü. S3 eksi S1 eksi S2 eşit 0 oldu. S3 alanı ne eşit oldu? S1 artı S2'ye eşit oldu. İşte bunun ispatı da buradan geliyor. Bu önemli mi? Vallahi bilmiyorum. Okuldaki öğretmeniniz belki sorabilir. İspahat da bu şekilde çıkıyor. Ama direkt bu şekilde yarım dairelerden şöyle bir şey oluştuğu zaman neye eşitmiş? Şuradaki dik üçgenin alanı S1 artı S2'ye eşitmiş arkadaşlar. Ispatında bu şekilde yapmış bulduk. E, sen ister ispatla yap. istersen direkt formünde yap. Şurası 5, 5. Burası da e, çapı gören çevre açı 90 derece ya. Burası da kaç yaptı 6, 8, 10 üçgeninden 8 yaptı. Çünkü bunun tamamı 10. Boyalı alanlar toplamı. Boyalı alanlar toplamı neydi? Şu üçgenin alanına eşitti. Direkt 6 çarpı 8 bölü 2 diyebiliriz. Yani 24 diyebiliriz. Hocam bununla ilgili böyle ilginç bir soru var mı? Şu niye böyle yazıldıysa dur bakalım. Bununla ilgili başka böyle bir özellik daha var mı diyecek olursan var kardeşim. Şöyle bir dik üçgen. Hatırlayabilecek miyim bakayım? Şöyle bir dik üçgende şu yarım daire çizildiğinde şu yarım dairede çizildiğinde bir de buna ait şöyle bir daire çizildiğinde bu sefer şu arada kalan alanla şu arada kalan alan arasında bir ilişki var. Yine o da üçgenin alanına eşit. Şuraya ben S1 diyecek olursam buraya da S2 diyecek olursam burada da S2 eksi S1 neye eşit? Üçgenin alanına eşit arkadaşlar. Biraz öncekinde ne oluyordu? Toplamları bu şekilde olduğunda toplamları S3'e eşit. S1 artı S2 S3'e eşit. Bu şekilde olduğunda da şu alanda şu alanın farkı buna eşit. Bunun da ispatını yine yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl mı? Şuraya yine A dersiniz. Buraya yine BB dersiniz. E bunun yarı çapı ne olacak o zaman? Şöyle şöyle yarıçap çap. E, kare içinde A kare artı B kare olacak. Sonra şuradaki alana A alanı dersiniz. Şuraya B dersiniz. Şuraya C dersiniz. Buraya D, de, D dersiniz. Ee, A artı S1 artı C dik üçgenin alanı. Bunu elde etmeye çalışacaksınız. Sonra A artı B artı S1. Ondan sonra C artı D artı S1. Şu yarım daire. Bu yarım daire. Sonra büyük. Şuradaki yarım daire de neye eşit? B artı D artı S2. Böyle alt alta yazıp böyle taraf tarafa toplama ve çıkarma yaptığınız zaman da S2 eksi S1'e de ulaşırsınız. İspat uzun olduğu için bu seferkini size bırakıyorum. Biraz önce yukarıdakinin ispatını zaten ben size yaptım. Bak bir beyaz A dedim. A artı S1. B artı S2. Sonra a artı b artı s3 yazınca böyle taraf tarafa toplama ve yerine yazmayla sonuca zaten ulaşıyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle sanırım her şeyi verdim size. Her şeyi verdim. ince noktaları da verdim. Böylelikle çemberi tam anlamıyla bitirdik mi gençler? Bitirdik. Evet çember konusu bitti. Bundan sonra ne var? Sanırım katı cisime giriş yapacağız. Katı cisim var. Bundan sonraki videoda katı cisimler konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın diyeceğim ama. Ya şunu da söyleyeyim ben size. Ben bilmiyorum anlatırken çok zevk alıyorum. Siz de zevk alıyor musunuz dinlerken? İnşallah alıyorsunuzdur. Yorumlarda bunu belirtseniz şöyle bir. Hocam sağ olun iyiydi ya da kötüydü eleştiri. Ben bu zamana kadar eleştirileri hep çok çok kabul ettim. Ve eleştiriler dahilinde ee, güzel bir konu anlatımı. Yani elinden geldiğince güzel bir konu anlatımı yapmaya çalıştım. Ve e, hep sizi dinledim. Çemberi de şimdi ilk defa tamam okulda gördünüz. Sonrasında YouTube'da görüyorsunuz ya. Çember konusunda ne yaptınız? Yani bir şeyler elde ettiniz mi? Şöyle geneline bakacak olursak. Anahtar kelimeleri çok kullandık mesela. Ve şurayı çok kullandık. Böyle kafanızda yer etti mi? İyice kafanızı oturdu mu gençler? Yorumlara da bekliyorum. Tamam. Evet gençler. Bir sonraki videoda katı cisimlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.